Ergenekon sanığı Fatih Hilmioğlu oğlunu kaybetti. Adalet Bakanlığı Hilmioğlu'nun evinde kalmasına izin vermedi. Hilmioğlu'na yapılan muameleyle ilgili Rasim Ozan Kütahyalı ne söyleyecek? Az sonra. 28 Şubat'ta bankaların içi nasıl boşaltıldı? Batan bankaların Türkiye ekonomisine zararı ne oldu? Ekonomist Cemil Ertem bu süreci yorumladı. Az sonra. Beni öldürecekler oğlum. Beni öldürecekler dedi. Birkaç gün sonra cezaevinde ölü bulundu. İntihar mı, cinayet mi? Az sonra. Sevgili seyirciler, iyi geceler. Bir adalet masasında daha beraberiz. Bugün özel olarak açacağımız bir dosya var. O da 28 Şubat darbesinin finans ve bankacılık boyutu. 28 Şubat darbesinin her şeyi konuşuluyor. Meclis komisyonunda konuşuluyor. Savcılığa ifadeler veriliyor. İşte Merve Kavakçı verdi. Bir sürü kişi meclis komisyonunda konuştu bu hafta. Fakat genelde konuşulmayan bir boyut var ki, o da finans ve bankacılık boyutu. 28 Şubat darbesi vesilesiyle işte Vatan Millet Sakarya, Atatürk Cumhuriyet, laiklik nutukları altında bu milletin en iyimser tabirle 50 milyar doları hortumlandı. Onu dolaylı maliyetlerle çok daha büyütenler var. Ve bunun üzerine gidilmiyor. Üstüne su içtik, bu paraları biz ödedik, kapattık. Bu konuyu bugün detaylı açıyoruz ve daha bu ilk programımız olacak. Diyebilirim ki bütün sezon ben bunu işleyeceğim. Medya ayağını da işleyeceğiz. Finans ayağını da işleyeceğiz. Bütün o karanlık dönemin aydınlatılması için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Hiç bizi kimse yolumuzdan döndüremez. Bunun dışında bu haftanın olan bazı iki ilginç olayını gördüm ben. Adalet açısından bunun konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Onu da arkadaşlarımız hazırladı. Onu da yorumlayacağım. Fakat önce 28 Şubat demişken bugün çok ilginç bir kişi meclis komisyonunda ifade verdi. Daha evvel biliyorsunuz oraya ifade vermeye gittiler. Hepsi hala böyle sonuna kadar yaptıkların arkasında modunda. Kimi böyle pişmanlık modu içinde, kimi böyle günah çıkartır gibi gidiyor ama ya bir sahtekarlık, bir riyakarlık olduğu kesin. Ama yani bu derecesini ben hakikaten tahmin etmiyordum. Bakın bugün Fatih Altaylı adlı şahıs meclise ifade vermeye gitti, meclis komisyonuna. Büyük bir özgüven. Yani bana bir şey olmaz. Bana kimse dokunamaz. Ben yaptım, yine yaparım, yine yapacağım özgüveniyle konuştu. Helal olsun yani, bize de demek ki biz millet olarak hala zayıfız. Milletin çoğunluğu olarak hala zayıfız. Bu tür adamlar hala utanmadan bu milletin büyük çoğunluğuna göstere göstere hakaret edebiliyor. O meclis komisyonundaki milletvekillerimizden direnmeye çalışanlar olmuş ama daha ağırını beklerdik. Oraya biz onları vekilimiz diye gönderdik. Milletin haklarını savunsunlar diye gönderdik. Bak, bu şahsiyet Radyo D'de Bağbal Yokuş diye bir program yapıyordu o dönem. 28 Şubat darbe sürecinde. 28 Şubat 97'de oldu bitti gibi görmemek lazım. Bunun öncesi 93'e kadar gider. Sonrası 2002-2003'e kadar Başbakanlığın koltuğuna Tayyip Erdoğan'ın oturmasına kadar gider. Sonraki süreci de ise Ergenekon balyoz süreci, o ayrı bir davada görülüyor. Şimdi orada biliyorsunuz Marmara Üniversitesi önünde başörtülü öğrenciler eylem yapıyordu. 1999 işte üniversiteler açılıyor. 99 öğretim yılında yine başörtülü öğrencilere zulüm yapılıyor. Ve neler neler. Yine o dönem Merve Kavakçı ülkeden kovulmuş. İşte başörtülü Medine Bircan bir sene sonrası başörtülü olduğu için hastaneye alınmadı, öldü. Resmen öldürüldü. Böyle bir zalim dönemden bahsediyoruz. Ve bu arkadaş şöyle söylüyor. Bir kadın var orada. Hürriyet gazetesinin manşetinde bir başörtülü öğrenci yer alıyor. O öğrenci değil, o buraya getirilmiş bir fahişe.
Evet. O buraya getirilmiş bir fahişe. Kusura bakmayın. Bunu acık acık okuyorum. Yani millette bir duyarlılık artsın. Bunlar hala savunuluyor. Bakın ben bunu dedim. Bin pişmanım. O dönemin konjonktürüydü. Askerlere yalakalık yaptım falan yok. Ben söyledim gene söylerim diyor. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe. Başörtülü öğrencilere, başörtülü kadınlara. Önce fahişe diyor, sonra kevaşe diyor. Devam. Bunlar şeytana tapanlar. Başörtülü öğrencilere şeytana tapanlar. Satanistler ve şeytanla işbirliği halinde oraya toplanmışlar. Bu başörtülü kızları odunla döveceksin. Evet, bakın kulaklarınıza inanın bu sözler söylendi. Radyo D'de, Baba Ali Yokuşu programında söylendi bu sözler. Bu sözlerden ötürü de bu arkadaş tazminata mahkum edildi. Fakat devam ediyor. Birazdan neler dediğini de göreceksiniz. 2012 Türkiye'sinde. Neler söylediğini de göreceksiniz. Kendimi tutmakta zorlanıyorum ama okumaya devam edeceğim. Bunlar, yani başörtülü kızlar, başörtülü öğrenciler, şeytana tapanlar, satanistler, şeytanla işbirliği halinde oraya toplanmışlar. Bunları odunla döveceksin. Zaman zaman kimi askerlerin gereksiz çıkışlar yaptıklarını düşünürdüm. Ama bunlar hiç gereksiz değilmiş. 28 Şubat darbecileri onların hepsinin şeyini böyle bir yıkama, yağlama biliyorsunuz o zaman darbecileri de başörtüsü düşmanlığını, İslam düşmanlığını ağzından düşürmezdi. Sürekli bu hakaret ederlerdi bu millete ve bu hakaretin, bu milletin değerlerini hakaretin, bu ülkenin insanların çoğunluğunu sinek gibi görmenin de 1000 yıl süreceğini düşünürlerdi. Neyse ki o günleri geride bırakıyoruz ama ne kadar güçlüyüz ona düşünmek lazım. Hala bunlar yapılabiliyorsa hepimize yazıklar olsun. Bu aşağılık köpek sürüsünü az bile yaptıkları, bu aşağılık köpek sürüsü dedikleri anlamayanlar için tekrarlayayım. Başörtülü öğrenciler, başörtülü kadınlar. Bunlara daha örgütlü çıkışlar yapmak lazım. Koskoca bir Türk Silahlı Kuvvetleri başörtülü kadınları eziyor, bitiriyor. Daha da örgütlü. Ne yapıyor acaba? Herhalde gaz odalarında falan atmayı düşünüyordu başörtülü kadınları. Zihniyet bu, kafa bu ve hala bu. Bakmayın Tayyip Erdoğan'a yalakalık yaptıklarına. Bakmayın Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye yalakalık yaptıklarına. Zihniyet hala bu. Artık gerçi bu yalakalığa da ihtiyaç duymuyorlar. Diyorlar ki bu ikisi, iki grup, Gülen Hareketi ve hükümet kapışıyor. Biz yine keyfimiz süreriz. Bu hepimize derstir. Boşu boşuna saçma sapan sebeplerden birbirine giren arkadaşlara hem medyada hem devlet içinde derstir. Bu zihniyet hepinize düşman. Tüm millete düşman. Yok Fethullah Gülen Hareketi'nden miymiş, AK Partili miymiş, Milli Görüş'ten miymiş, Saadet'ten miymiş bakmıyor. Hepsine. Ama biz hala saçma sapan şeylere devam ediyoruz. Helal olsun. Bakın zihniyet burada. Bunlara daha örgütlü çıkışlar yapmak lazım. Bunlara balans ayarı lazım. Balans ayarı. Başörtülü kadınlara, bugün içeride olan, tutuklu olan Çevik Bir'in ağzıyla başörtülü kadınlara balans ayarı lazım. Bunları takacaksın rot balans makinesine, döndüre döndüre balans yapacaksın. Fahişeler, şerefsizler, satanistler. Evet bakın sözler bu. Sözler bu. Tamam bu 99'da söylenmiş. Hala merhametli olalım. Bakın bu arkadaş bugün ne söylüyor? Fahişeler, şerefsizler, satanistler, kevaşeler diye bu ülkenin başörtülü kadınlarını hakaret ediyor ve ardından devam ediyor. Diyor ki, işte o lafları ettiniz diyor vesaire. Evet ettim ama o 28 Şubat değil, çok sonrası 99 sonu. Bu da çok güzel bir saçma sapan bir şey. Sanki 28 Şubat süreci oldu bitti. 28 Şubat 2003'e kadar sürmüştür. Öncesiyle 93-94'e uzattılar. Bütün o 2 Temmuz 93 provokasyonu, Özal'ın öldürülmesi, Uğur Mumcu'nun öldürülmesi, onların hepsi 28 Şubat darbesinin zeminini hazırlama faaliyetleri olduğunu biz bugün net bir biçimde biliyoruz. Savcılar da ellerindeki belgelerden biliyorlar. Sonuna kadar gidebiliyorlarsa gidecekler. Gitmiyorlarsa bence başka savcı
arkadaşlarına işi bıraksınlar. Cesur ve yürekli savcılar gitsin. Öyle 3-5 asker tutukladık bitti. Yazık, gariban askerleri de çıkarın o zaman. Öyle bir saçmalık olmaz. Devam ediyorum bakın. Ama 28 Şubat devam ediyor. Kendi adınıza bir yerlerde konuşmanız hiçbir şey ifade etmez diyor Feyzullah Kıyıklık, AK Parti milletvekili. Bunu bir gazeteci olarak bu olaylardan pişmanlık duymadınız mı diyor. Diyor ki öyle bir şey düşünmedim. Öyle kellemi öyle kolay kolay teslim etmem. Öğrencilere böyle bir laf demem ben diyor. Böyle bir laf demem diyor öğrencilere. Yani aslında bir kıvırma var. Ondan sonra devam. Tabii burada şunu da söylememiz lazım. Bu kendini zeki zanneden arkadaşın sığındığı bir şey var. O dönem başörtülü öğrencilerden bir tane arkadaşımız son derece yanlış bir pankart açıyor. 7.4 yetmedi mi diyor. Aslında o pankart o dönemin İslami medyasında da çok kınanmıştı. Hatta Zaman Gazetesi'nde o kişinin provokatör olduğu yazılmıştı. Başörtülü arkadaşları da o şeyi indirdiler. Böyle şeyler biliyorsunuz oluyor. Ama kim olur doğal yapmışsa da bunu lanetlemek lazım. Ama orada bir bireysel olay. Ve bu diğer başörtülü arkadaşlar tarafından kınanmış. O zaman bir kişiye söylersin. Buradaki ifadelere bak. Belki bir iki tane aralarında öğrenci var. Toplananlar İslam Üniversitesi önünde, Marmara Üniversitesi önünde. Bunlar kevaşe. Kevaşe. Bunlar şeytana tapanlar. Herhalde bir kişiye söylenen laflar değil bunlar. Oradaki başörtülü kadınlara bir provokatör vesile edilerek küfürün bini bir para ediliyor. Ve burada hala da ne dersen de ben bunu söylerim diyor. Benim söyleyeceğim bir şey yok. Biz bu lafları hala yiyorsak ve bu laflar hala söyleniyorsa, böyle çeşitli bahanelere sığınılıyorsa, utanılmıyorsa ki yalandan timsah gözyaşlarıyla özür dilense bile ne kadar kişiyi mutlu edebilir? Hiç böyle bir şeylerin, yani bu milletin bunları affedeceğini düşünmüyorum. Eğer birileri kirli ilişkilerle bu adamlarla yan yana geliyorsa onların da hesabını millet soracaktır. Bakın hakikaten bu sözler söylendi ve hala savunuluyor. Aşağılık köpek sürüsü. Bunlara balans ayarı yapacaksın. Bu başörtülü kadınlar fahişeler, şerefsizler, satanistler. Bu başörtülü kadınlar kevaşe. Bunlar hala bu Türkiye'de savunuluyor. Hala savunuluyor. Söyleyecek hiçbir şey yok. Ve bugün hala bu zihniyetten hesap yeterince sorulamıyor. Hala bu arkadaş konumunu muhafaza ediyor. Bu zihniyet hükümranlığını sürdürüyor. Maalesef AK Parti'yi destekleyen medyanın da, Gülen Hareketi destekleyen medyanın da çok değerli istisnalar hariç çoğunluğu bu zihniyete karşı ezikliğini ve kompleksini koruyor. Tamam bu zihniyete sizleri, bizleri, bu ülkenin dindarlarını, demokratlarını ezmiş, ezmeye çalışmış olabilir. Ama hala ayaklanmayacak mısınız? Hala kalkmayacak mısınız? Hala kompleks, hala eziklik, hala sümsüklük, hala pısırıklık. Daha nereye kadar? Daha ne söylemesini istiyorsunuz? Daha ne söyleyecek ki bu zihniyet? Daha ne kadar hakaret edecek ki bu ülkenin insanlarına, bu ülkenin dinine, başörtülü kadınlara? Daha ne kadar gelecek, yapacak bir şey yapacak ki hala da hesap sorulmayacak? Benim söyleyecek hiçbir lafım yok. Her şey ortada. Bugün ya bu zihniyetten hesap sorulacak ya da zamanı gelecek ve yeniden bu topraklara bir azınlık diktatörlüğü hakim olacak. Yine başörtülü kadınlara kevaşe, fahişe muamelesi yapılacak, saldırılacak ve o zaman da bugünleri arayacaksınız. Artık bu milletin vicdanlı insanların yaptıkları iğrençlikleri hala savunan insanlar karşısında ayaklanmasının vaktidir. Artık bunun vaktidir. Diğer dosyalarımızın biraz sonrası girelim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Evet, 28 Şubat aslında beni öldürecekler. Beni öldürecekler dedi.
birkaç gün sonra cezaevinde ölü bulundu. İntihar mı, cinayet mi? Az sonra. Ergenekon sanığı Fatih Hilmioğlu oğlunu kaybetti. Adalet Bakanlığı Hilmioğlu'nun evinde kalmasına izin vermedi. Hilmioğlu'na yapılan muameleyle ilgili Rasim Ozan Kütahyalı ne söyleyecek? Az sonra. ...28 Şubat sürecinde tam 25 banka battı. Peki ama bankaların içi kimler tarafından nasıl boşaltıldı? Bu ekonomik suikastların arkasında kimler var? Batık bankaların Türk ekonomisine maliyeti ne oldu? Tüm bu soruların cevabı az sonra. 28 Şubat'ta bankaların içi nasıl boşaltıldı? Batan bankaların Türkiye ekonomisine zararı ne oldu? Ekonomist Cemil Ertem bu süreci yorumladı. Az sonra. Şimdi evet biraz öfkeli girdik ama ne yapalım? Yapacak başka bir şey yok. Biz buradan tepkimizi, buradan bu zihniyeti lanetlememizi söylemeye devam edeceğiz. Ama ne zaman toparlanacak bu ülkenin demokrat insanları, bu ülkenin vicdanlı insanları, bu ülkenin sümsüklük ve pısırıklık hastalığını aşmış, özgüvenle geleceğe bakan dindarları birleşecek, hep birlikte bu zihniyetten hesap sorulacak, vicdanlı medya daha güçlü olacak, daha zeki, bu medyanın olanakları nasıl kullanılır, bunun üzerine düşünecek. Ve ardından bu zihniyette bunu söylemekte utanacak. Güney Afrika'da bir adam zencilerle ilgili ırkçı iğrenç fikirleri varsa bile söylemeye korkar. Açık söylüyorum. Söyleyemez. Söylerse adamın hayatı kayar. Sivil ölüme mahkum edilir. Yani doğrudan bir şiddet, middet değil. Ama sivil ölüm dediğimiz adam toplumsal hayattan dışarı zaten nefret suçundan da yargılanır. O çoğunluğa, Güney Afrikalı çoğunluğa Fatih Altaylı'nın Beyaz Afrikalı ırkçı versiyonları yıllarca saldırdı. Onlar iktidarı aldığında onlar gibi zalim olmadı. Olmamaları da gerekirdi. Onun için Nelson Mandela büyük bir adam. Ama yapılanlardan hesabını da sordu. Böyle insanlar yaptık, yine yaparız. Paşörtülü kadınlara fahişedir dedim, kevaşedir dedim. Yine derim gibi bir aymazlık da olmadı. Olamadı, buna izin vermediler. Biz bu sümsüklüğe devam edersek daha neler neler olacak, tepenizle çıkarlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakın, bir de başka bir boyuta geçelim. Bu Fatih'ten çıkıp başka Fatih. Fatih Hilmioğlu. Fatih Hilmioğlu Malatya Üniversitesi rektörüydü. Hakim olduğu dönemde gerçekten bana göre faşizan bir zihniyete sahipti. Çok ağır sözleri olmuştu. Fakat ne olursa olsun şu yaşadığı olay her insan gibi insanın içini acıtır, kanatır. Ne olursa olsun. Ergenekon örgütü üyesidir ya da değildir. Ben bildik beyanlarını biliyorum ve o beyanların asla demokrasiyle, özgürlükle, insan haklarıyla bağdaşmadığını biliyorum. %90 da gelseniz sizi iktidara yapmayız gibi sözleri vardı. Ama bakın, mesele hesap sormaktır, o zihniyeti sorgulamaktır. Eğer bir fiili suç, hukuki suç varsa da bunu yargı yapar. Ama böyle bir durumda asla ve asla zalimlerin geçmişte milletimizin çoğunluğuna yaptığını biz onlara yapmamalıyız. Yapamayız. Bu insanlığa da aykırıdır, İslam'a da aykırıdır, demokratlığa da aykırıdır. Fatih Hilmioğlu'nun yaşadığı bu acı süreci bir izleyelim. Sonra birkaç söyleyeceğim söz var. Ergenekon sanığı Fatih Hilmioğlu'nun acı günü. Silivri cezaevinde tutuklu olan İnönü Üniversitesi eski rektörü Fatih Hilmioğlu'nun 22 yaşındaki oğlu Emir Hilmioğlu trafik kazasında hayatını kaybetti. Oğul Hilmioğlu için Ankara'da Kocatepe Camii'nde tören düzenlendi. Merhumlara haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Hilmioğlu oğlunun cenazesine mahkemeden aldığı özel izinle katıldı. Hilmioğlu
Kocatepe Camii'ne hasta nakil ambulansıyla getirildi. Cenaze namazına CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Grup Başkan Vekili Muammer İnce ve geçtiğimiz günlerde oğlunu kaybeden BDP Milletvekili Sırrı Sakık da katıldı. Fatih Hilmioğlu ve eşi çok üzgündü. Oğullarının tabutuna sarılıp gözyaşı döktüler. Hukuk Fakültesi öğrencisi Emir Hilmioğlu'nun arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu. Şimdi bakın, Allah rahmet eylesin. Gerçekten 22 yaşında genç bir kardeşimiz. Ben de izlerken çok kötü oldum. En zıt fikirde de olabiliriz. Biz birbirimizden fikir olarak nefret edebiliriz. Fatih İlmioğlu'nun ailesinin benden nefret ettiğini tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Bunlar da olabilir fikirlerimizden. Ama ne olursa olsun, zıt da olsak, birbirimizin fikirleri bizi ürkütse de ortak bir insanlık zemininde buluşmak zorundayız. Bu Fatih İlmioğlu değil. Demin bahsettiğim iğrenç bir suç işleyen ve hala da bunu sürdüren Fatih Altaylı için de olsa bir şey fark etmez. Allah korusun, onun da evladını yitirse ve böyle bir durumda olsa, hapiste olsa, aynısını herkes için söylememiz gerekiyor. Fatih İlmioğlu'na tam izin verilmeliydi. 4 gün eşiyle, geride kalan akrabalarıyla, oğluyla, kızıyla neyse yan yana olmalıydı. Jandarmalar eşliğinde akşam kaçabilir diye geri hapishaneye göndermek insaflı bir şey değil. Bu hukuken de açıklanabilir bir şeydir. Ayrıca bir olay daha var. Fatih İlmioğlu kanser ve kanser tedavisi görüyor. Kanser olan bir kişi daha evvel biliyorum Ergenekon soruşturmasında tahliye edildi birkaç kişi. Mesela Yusuf Erikel. Ergenekon terör örgütü sanığıydı. Kanser olduğu ortaya çıktı ve tahliye edildi. Kanser çok riskli bir hastalık. Kurtulma ihtimali çok düşük. Kurtulunabilir ama bunun tedavisi çok özel şartlarda yapılmalı. Aynı şekilde Erol Manisalı. Erol Manisalı da tahliye edildi bu sebepten. Anlayamadım bir biçimde. Fatih İlmioğlu tahliye edilmedi. Fatih İlmioğlu eğer kanserse bu geçmiş içtihatlarda görüldüğü de tahliye edilmelidir. Hele böyle bir acı yaşamış. Onu bir yana bıraktım. En azından bu acı için 4 gün, 1 hafta. Bu bütün herkes için bakın. Şimdi tabii Fatih İlmioğlu ünlü bir rektör olduğu için ona karşı bu daha gündeme geliyor. Ama tek o değil. Herhangi bir sebepten içeri girmiş Bakkal Hasan Efendi, Manav Mehmet Efendi, herhangi bir kişi, isimsiz milyonlarca yurttaşımızın da bu konularda, Başbakan da hep bunu söylüyor, bu konularda esnek olmak gerekiyor. Bugün artık teknoloji çağında insanlara çok farklı yöntemler uygulanabilir. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e de buradan seslenelim. Bu konularda ben vicdanlı olduğunu Sadullah Bey'im biliyorum. Daha çabuk olmak lazım. Bürokrasiyi yenmek lazım. Yani bir bürokrasi, bir kırtasiyecilik hastalığı var Türkiye'de. İşler uzuyor falan. İşte o elektronik kelepçe, bir sürü. Bunun elektronik yöntemleri var. Böyle bir durumda hiçbir vicdan, hiçbir insaf 22 yaşında bir çocuğu vefat etmiş bir mahkumun işte hala o şekilde getirilip götürülmesi kabul edemez. Ki ben ayrıca söylüyorum. Fatih İlmioğlu kanser. Yani değilse, eğer bu yanlış bir bilgiyse Adalet Bakanlığı bunu açıklasın. Yahut o hakimler, o kararı verenler. Erol Manisalı ve Yusuf Erikel nasıl tahliye edildiyse Fatih İlmioğlu da artık tahliye edilmelidir. Dava sürer. Ona göre ilgili cezasını alır ya da almaz. O ayrı bir süreç. Ama bu durumda ne olursa olsun bu tahliye kararının verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Tahliye kararının dışında bu zor süreçte de hakimlerimiz bunun gibi zor süreçler önlerine çıktılar. Lütfen daha legalist, kanun böyle diyor değil. Biraz özgürlükçü, biraz genişlemeci yorumlar yapmak lazım. Bakın toplumdaki sıkışmayı da bu biraz rahatlatacaktır. Yapmayalım. Bakın hep zalimlerden hesap sorulması gerektiğini söyleyen bir adamım. Bu darbecilerin ister 28 Şubat olsun, ister Ergenekoncular, ister balyozcular olsun en nefret ettiği adamlardan biriyim. İşte hala yüzlerce tehdit var. Emniyet polisle gezmek zorundasın diyor bana. Çünkü hala bir yerlerde silahlı güçleri var.
Ergenekon'un pasif hücreleri var vesaire. Ama ne olursa olsun biz onlar yaptı biz de yapalım. Kontra Ergenekon mantığıyla ne yapıldıysa biz de yapalım. Böyle bir şey olmaz. Hesap soracağız. Hesaptan korkmayacağız. Aman bu güçlüdür. Aman arkada şu sermaye vardır. Şu gazete vardır. Şu gazetede manşet atar. Aman savcıyı zorlar. Aman hakimi zorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey varsa ki milletin önemli bir kısmı bunlar oluyor mu diye endişe etmeye başladı. Bunu söylemek lazım. Bunun üzerine giderim. Hesabı sorulacak. Hesabı verilecek. Ama bu mücadele hukuk devleti çerçevesinde ve vicdan çerçevesinde olacak. Fatih Hilmioğlu bir kanser hastası ve tahliye edilmeli. Eğer değilse, eğer öyleyse, eğer kanser hastası ve buna gerek yok diyorsa yasada, o zaman Erol Manisalı ve Yusuf Erikel niye tahliye edildi? Onların tahliye edilmesi doğruydu. Evrensel hukukta da tutukluluk halinde böyle bir durumda kanser varsa tahliye kuvvetli bir seçenektir. Yani adam bariz bir şekilde birini öldürmüşse falan belki orada tartışılır başka şeyler ama ki öyle durumlarda bile tahliyeler var. Dediğim gibi bu görüntüler hiç hoş olmadı. Biz dediğim gibi hangi fikirden olursak olalım ortak bir insanlık zemininde buluşmak zorundayız. Ve Fatih İlmioğlu'na yapılan bu ayıptır. Fatih İlmioğlu'na ve ailesine buradan başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah kardeşimizin. Ve gerçekten artık bu konularda ideolojik düşünmeyi bırakalım. Ortak bir zeminde olalım. Kemalistler, ulusalcılar işte başörtülü kadınlara hala fahişe, kevaşe deyip bunun arkasından keh 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 gülenleri artık sorgulasın. Artık bu doğru değil arkadaş. Bu değil desin. Dindarlar, demokratlar, liberaller, muhafazakarlar, Ergenekon'la mücadeleyi savunanlar da bu durumda bu yapılan doğru değil. Çifte standart doğru değil. Kimi 28 Şubat ve Ergenekon sanıklarına özel muamele gösterip başkalarına daha başka şey bu doğru değil. Adalet sonuna kadar gitmeli, vicdan sonuna kadar gitmeli. Birileri kalantor diye dokunulmaktan korkulmamalı. Ama aman eyvah onlar bize ne yaptıysa biz de onlara yapalım diyerek kontra Ergenekon mantığına da başvurulmamalı. Yeniden bu meseleyi de kapıyorum ve şu batırılan bankalar meselesine bir dönmek istiyorum. Şimdi bu konuda önce bir kavramsal çerçeve çizmek çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu konuda da kavramsal çerçeveyi benim çizmem doğru olmaz. Bir iktisatçının yorumuna ihtiyaç var. Onun için de bu konunun en yetkin isimlerinden biri olduğuna inandığımız iktisatçı, benim de dostum Cemil Ertem'e başvurduk. Arkadaşlarımız güzel bir söyleşi yaptı. Önce o dönemin, yani bu VTR'yi izlemenizi istiyorum. Dikkatle. Aman anlamam falan demeyin. Bu paralar sizin. Bu milletin paraları bunlar tarafından soyuldu. Bu zihniyet. Birazdan konuşacağız. Bu bizim paramız. Bu sizin paranız. Onun hesabını sormak hepimizin görevi. Şimdi Cemil Ertem'in 28 Şubat'ın öncesi ve sonrasındaki o soygunlar sürecini iktisadi açıdan analiz ettiği o VTR'sini izleyelim. Ardından bu meseleye gireceğiz. Başka birkaç mesele daha var. Onu da izleyeceğiz. Bugün hep beraber size izlettireceğim. Bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Şimdi Cemil Ertem'in o dönemi anlattığı, arkadaşlarımızın hazırladığı video bantla sizleri izlemeye onu davet ediyorum. Evet, 20. Şimdi Cemil Ertem'in o dönemi anlattığı, arkadaşlarımızın hazırladığı video bantla sizleri izlemeye onu davet ediyorum. Evet, 28 Şubat aslında yalnızca Refah Yolu Hükümeti'nin düşüşü ve 1997 yılıyla sınırlı tutmamak lazım. 28 Şubat'ı çok öncesinden ve 2001 krizine giden yolda ele almak lazım. Hatta 28 Şubat'ı 97'den 2001'e kadar olan ve 2001 kriziyle sonuçlanan 2001 krizindeki banka soygunları ve banka iflasları ve bunun milletin sırtına yıkılması, bütün bunların milletin sırtına yıkılması çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Tabii 28 Şubat öncesi de var. Yani 94 krizi. 94 krizi sonrası Türkiye ekonomisinin yeniden yapılanma çabaları, bunun başarılamaması
ve Refah Yolu Hükümeti'nin gelmesi ve Refah Yolu Hükümeti'nin buradan çıkış için gerçekten o günkü dönem ve koşullarda samimi çabalar göstermesini bir kere söylememiz lazım. Peki bu Refah Yolu Hükümeti neler yapmıştı da bir takım çevreleri rahatsız etti ve 28 Şubat'a giden yolu açtı? Esasında 28 Şubat'ta giden yolu açtı derken ondan önce hemen bir şey daha söylemek istiyorum. O da şu: 28 Şubat sürecindeki toplam ekonomik 2001 krizini de buna dahil edersek Türkiye'ye maliyeti 300 milyar dolar civarında bir yük vardır. Hatta bu yalnızca o dönem ve o dönem batan bankalar, soyulan banka sistemlerini burada ve devletin, özellikle kamu bankalarının görev zararları dediğimiz mekanizmayla soyulması çerçevesini de ele alırsak ve bunu da bu şekilde büyütürsek, bu rakamın çok daha yukarılara doğru çıktığını, belki de hesap edilemeyen bir zarardan bahsetmemiz gerekebilir. Peki 28 Şubat ekonomik soygunu iyi anlayabilmek için esasında Refah Yolu Hükümeti'nin o dönemde neler yaptığına bakmak lazım. Bir kere Refah Yolu Hükümeti bütçenin denk olması için bir çalışmaya başlanmıştı. Çünkü bu aslında merhum Erbakan'ın kafasındaki modelden de kaynaklanıyordu. Bu model, işte biliyorsunuz, faize karşıydı Erbakan Hoca. Bu faize karşı olduğu için ilk önce devletin yüksek faizden borçlanmasının önüne geçmek istiyordu. Devletin yüksek faizden borçlanmasının önüne geçmenin birinci yolu, biliyorsunuz, kamunun borçlanma gereğini azaltmaktır. Bugün de Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin dışarıya milyarlarca dolar aktarmamasının ve Türkiye'nin bugün Avrupa'daki krize rağmen ayakta kalmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi kamu borçlanma gereğinin düşük olmasıdır. Erbakan Hoca hükümeti, Refah Yolu Hükümeti 1997'de, yani 28 Şubat'a giden süreçte 1996'da ilk önce kamu borçlanma gereğini azaltmanın çarelerini aramaya başladı. Bunun için ne yaptı? Bunun için ilk yaptıkları şey çok basit bir sistemdi aslında. Havuz sistemi denilen bir sistemdi. Bu neydi? Aslında burada çok ciddi bir soygun mekanizması vardı. Bunu izninizle anlatmak istiyorum. Tabii. Bu neydi? Devlet bankalı, devletin kitleri o dönemde biliyorsunuz çok önemli zararlar ediyorlardı. Ama öte taraftan devletin kitlerinin çok önemli mevduatları da vardı. Ve devlet kitleri bu mevduatlarını özel bankalara yatırıyorlardı ve çok yüksek faizden yatırıyorlardı. Ama aynı şekilde zarar eden kitler ve devlet yine bu özel bankalar tarafından çok yüksek faizle borçlanıyordu. Yani devletin parasını özel bankalar yeniden devlete çok yüksek faizlerle veriyorlardı. Ve bunun önüne geçilmesi lazımdı. Bunun için hükümet ne yaptı? Bir havuz oluşturdu. Yani kamunun bütün mevduatlarının toplanacağı ve bunun bir kamu bankasında değerlendirileceği bir havuz oluşturuldu. Ve devletin parası yine devletin bir kamu bankasına yatıyordu. Ve ihtiyacı olan kitler, zarar eden kitler, işte çok o zaman moda deyimine görev zararı olan kitler bu havuzdan düşük faizde para alıyorlardı. Ve dolayısıyla burada esasında devletin borçlanma gereğini bir ölçüde, daha doğrusu kamu iktisadi teşebbüslerinin borçlanma gereğini aşağı çeken bu bir uygulamaydı. Basit ama gerçekten devlete çok önemli ölçüde faiz geliri sağlayan bir uygulamaydı. Burada bunun hemen etkisi gözüktü. Kamu borçlanma gereği hızla aşağı düşmeye başladı. Ama tabii bu bir takım çevreleri oldukça rahatsız etti. Kimleri mesela? Şimdi bugün gerçekten o dönemde batan bankalara baktığımızda, yani 2001 krizinde, şunu hemen söylemek istiyorum, 2001 krizinde batan bankalara bakalım. Yani Ege Bank'tan, şimdi olmayan Ege Bank'tan İmar Bankası'na, İmar Bankası'ndan işte şimdi o kadar çok banka var ki hemen teker aklıma, teker sıralayalım onları. Siz onları Ege söyleyin, Bank, söyleyin. Türk Bank, İnterbank, evet. İktisat Bankası, Eti Bank, Toprak Bank, EGS Bank, Yurt Bank, Bank Express, S Bank, Bank Kapital, Pamuk Bank, Demir Bank, Ulusal Bank, Yaşar Bank, Site Bank, Tarış Bank, Kent Bank, Sümer Bank, Bayındır Bank, Marmara Bank, Impex Bank,
Kıbrıs Kredi Bankası İstanbul Şubesi, evet. TYT Bank ve İmar Bankası. Evet, bakın şimdi ismini bile bir iktisatçı olmama rağmen benim hatırlayamadığım, evet o kadar çok fazla banka var. Ve bunların bir kısmı da mesela Sümerbank gibi bütün bu süreçte özelleştirilen ve bir takım gruplara, işte daha önce hiçbir şekilde adı duyulmamış gruplara ya da medya patronlarına bir şekilde pazarlanan, adeta peşkeş çekilen bankalardı. Hı hı. Peki bu bankalar neden bu kadar çok arttı? Neden medya patronları da ve işte toprak sahipleri, her kesimden girişimci diyelim artık, banka sahibi olmaya çalıştı? Çünkü 28 Şubat'ta ne yapılmıştı? 28 Şubat'ta bu Erbakan hükümetinin yapmaya çalıştığı kamunun borçlanma gelirinin aşağı çekilmesi, Türkiye'nin daha az faiz ödülmesi çalınması. Mesela bir önceki hükümet, yani Demirel'in imzasıyla döviz tevdiat hesaplarını yurt dışında değerlendiriyordu ve döviz tevdiat hesaplarının yurt dışına gelmesi söz konusu değildi. Döviz tevdiat hesaplarını Türkiye'de değerlendirme yolunda da o zaman bir adım atılmıştı. Aynı şekilde denk bütçe uygulamasına gidilmeye başlamıştı. Denk bütçe uygulaması, havuz sistemi ve döviz tevdiat hesaplarının yurt dışında değerlendirilmesi esasında bir takım çevreleri, finans çevrelerini, bu geleneksel sermaye dediğimiz ve bugün de hükümetin ekonomi politikalarına büyük ölçüde karşı çıkan ve hükümetle bir şekilde çelişen sermaye çevrelerini çok rahatsız etmişti 28 Şubat'a giden süreçte. Ve 28 Şubat'ta esasında baktığımızda siyasi bir operasyon, işte bir irticaya karşı eylenmiş tankların yürümesi gibi gözükmesine rağmen esasında belki de yarım trilyon doları bulan bir mali operasyonun adımı olarak 28 Şubat ilk önce geldi. Ve Erbakan hükümeti tabii bunun dışında da ne yapmıştı? D8, yani Türkiye'yi daha fazla bu faizci sistemden, faizci batıdaki küresel mali sistemden uzaklaştıran yeni bir blok içerisinde Türkiye'nin yer alması konusunda da Erbakan hükümeti adım atmaya başlamıştı. Kendi dünya görüşlerinin paralelinde, çerçevesinde. İşte bütün bunlar Türkiye'deki geleneksel sermayeyi, hem mali anlamda öbeklenen, örgütlenen geleneksel sermayeyi, hem de Türkiye'deki geleneksel sanayiyi, yani dışa bağımlı, işte bizim çok moda devine montaj sanayi dediğimiz sanayiyi önemli ölçüde ürkütmüştü. Tabii bunların aynı zamanda yurt dışındaki ortaklarını ve bunlarla işbirliği yapan küresel sermaye çevrelerini de önemli ölçüde ürkütmüştü ve bu anlamda 28 Şubat süreci yalnızca bir iç operasyon değil, bir siyasi operasyon, yalnızca bir iç operasyon olmadığı kadar bir iç operasyon değil, yurt dışında da ayakları olan bir operasyondu. Bütün darbeler gibi. Yani baktığımızda işte 28 Şubat'tan önceki hala anayasasından kurtulmaya çalıştığımız 12 Eylül faşizmine baktığımızda, orada da mesela tonlarca altının kaybolduğunu, loket skandallarını, Türkiye'nin nasıl o dönemde de yağmalandığını görürüz. Ama şimdi madem konumuz 28 Şubat, hemen oradan devam edelim. İşte hükümetin bu üç önemli adımı, yani döviz tevdiat hesaplarının yurt içine değerlendirilmesi, havuz sistemi ve denk bütçe uygulaması ve buna bağlı olarak banka sisteminin yeniden düzenlenmek istemesi, kamu borçlanma gelirinin aşağı düşürülmesi, faizlerin aşağı çekilmesi adeta 28 Şubat'ı çağıran uygulamalar oldu. Şimdi 28 Şubat böyle baktığımızda o dönemde bu banka sistemi 28 Şubat tamam geldi. Peki ondan sonra ne oldu? Ondan sonra eski yola devam edildi. Yani Türkiye'nin kamu borçlanma gereği çok hızlı arttı. Faizler yeniden hızla yükselmeye başladı. Kamu bankaları görev zararı denilen zararları vermeye başladılar. Ve devletin kitleri, kamu iktisadi teşekkülleri yeniden yüksek faizden borçlanmaya başladılar. Havuz sistemine son verildi. Ve böylece özel banka sistemi devleti çok yüksek faizden fonlayan ve dolayısıyla çok büyük rantlar elde eden bir sisteme dönüştü banka sistemi. Yani banka sistemi esasında o hastalık hala Türk banka sisteminde, bakın, devam ediyor. 2001 krizinden sonraki yeniden yapılanmaya rağmen ne oldu? Banka sistemi devleti çok yüksek faizlerle borçlandırıyordu, oraya para veriyordu. Ama öte taraftan banka sisteminin geleneksel işlevi olan reel sektöre, sanayiye kaynak aktarımını yapmıyordu. Dolayısıyla bir rant ekonomisi
faiz ekonomisi ve buna bağlı bir mali sermaye hızla oluştu ve bu aslında Türkiye'yi 28 Şubat'tan sonra 2001 krizine giden yolu da açtı. Yani Türkiye'nin 2001 krizine giden yolu 28 Şubat'ta örüldüğünü ve buradaki yağmanın 97'den 2001'e kadar olan süreçte hızlandığını düşünebiliyoruz. Peki bütün bu oyunun içinde kimler vardı? Evet. Yalnızca burada askeri bir operasyon gibi gözüküyor. Bu tanklar Sincan'da yürüdü falan ama asker burada yalnızca operasyonu yapan, tetiği çeken ve bunu uygulayan operasyonel bir araçtı yalnızca. Peki bunun arkasında ne vardı? Bunun arkasında demin de anlattığım bu hükümetin, Refah Yolu Hükümeti'nin çomak soktuğu, çarkı döndüren kesimler vardı. Mali kesimler vardı. Bu mali kesimlerin arkasındaki medya vardı. Ve 28 Şubat sürecine neden postmodern darbe diyoruz? Çünkü bunun arkasındaki ekonomik gücün ve medyanın burada olmasından dolayı bir medya operasyonu olarak da gündeme geldi. Örneğin siyasi partileri, mesela yalnızca askerlerin siyasi partileri hizaya çektiği ya da askerlerin medyaya briefinglerle hizaya çektiği söylenir ama o dönemde yapılan bir şey daha vardı. Bir takım gazeteciler siyasi partileri çağırdılar ve siyasi partilere nasıl davranması gerektiğini mesela o zamanın yükselen sol partisi olan ÖDP'ye siz camiyle kışla arasında kalmayın, bir şekilde ne cami ne kışla diye miting yapın dediler ve Sultanahmet mitingi oldu mesela. Hı hı. Işık kapatma eylemleri oldu ve bunlar gerçekten bir tiyatronun hem sol tarafta hem sağ tarafta organizasyonlu olarak gündeme geldi. Gazeteciler, demin de söylediğim gibi, siyasi partileri bugün hala çok büyük medya, ana akım medyada temsilci olan, onun mesela internet tarafına bakan bir gazeteci şu anda o zaman siyasi partileri, siyasi parti başkanlarını çağırıp siz şöyle davranmanız lazım diye briefing veriyordu. Ordunun adı verebilir miyiz peki? Adını vermeyeyim ama bunları biliyoruz. Şimdi baksınlar bugün ana akım medyada internetin başında kim var, kim çekirge gibi zıplıyor, onu herhalde herkes bilir. Şimdi dolayısıyla bunun demin anlattığım nedenlerden dolayı da bir medya operasyonu olduğunu çok açık olarak görebiliyoruz. Demin anlattığım nedenlerden dolayı bunun banka sisteminin, faizci banka sisteminin, yani faiz, yalnızca faiz ve ranta, faize dayanan ranta bağlı olarak çalışan bir banka yapısı oluştu. Bu geleneksel bizim anladığımız iktisat ders kitaplarında, finans ders kitaplarında anlattığımız banka sisteminden çok farklı bir banka sistemiydi aynı zamanda. Ve dolayısıyla o an 28 Şubat'tan sonra bu planı yapan, bunu uygulayan medya patronları hızla banka sahibi oldular. Ve bu medya patronları yaptıklarının karşılığını banka sahibi olarak petrol şirketi alarak dolayısıyla kimler peki bunlar için ad verebiliyor muyuz? Yani aslında kendileri de gittiler darbe komisyonunda ifade verdiler ama şunu da söylemek istiyorum ben izninizle, darbe komisyonu yalnızca bir çapraz sorgulama yapmıyor. Örneğin sizin manşetleriniz o zaman böyleymiş ama şimdi bunu söylüyorsunuz. O zaman bunu dediniz, o zaman şunları aldınız, hangi sahiplerle bunları aldınız diye bir çapraz sorgulama yapmıyor. O dediklerini yalnızca kayda geçiriyor. Böyle bir darbe komisyonu soruşturması olmaz diye de ben düşünüyorum ayrıca. Şimdi parantez içinde bunu da belirteyim. Şimdi tabii ki o zamanki medya patronları zorunluyduk. Asker kafamıza silahı dayadı. Başka bir şey yapamazdık. Bakın o zaman ben bir tek kör kuruşu cebime atmış mıyım falan. Hayır, böyle değildir bu. O zaman bütün o süreçte, yani işi 94 krizden alalım 2001'e kadar götürelim. Bütün o süreçte 28 Şubat yalnızca bir yıl değildir. 28 Şubat yalnızca Refah Yolu Hükümeti'nin alaşağı edilmesi değildir. 28 Şubat yalnızca merhum Erbakan'ın
sıkıştırılması, Milli Güvenlik Kurulu'nda sıkıştırılması değildir. 28 Şubat 94 krizinden başlayan 2001 krizine giden olan bütün bu süreçte Türkiye'nin iliklerine kadar soyulması sürecidir. Bütün o süreçte şirketlere bakalım. Türkiye'nin ana sanayi sektörlerindeki şirketlere bakalım. Bunlar kimin elindeydi? Bunlar hangi ihaleleri aldılar? Hangi bankalar kuruldu? Hangi kamu bankaları birilerine peşkeş çekildi? Sümerbank hangi şartlarda? Pamukbank hangi şartlarda verildi? Bütün bunlara bakmamız gerekiyor. Yani işte mesela Pamukbank'ın hangi şartlarda battığına bakmamız gerekiyor. Sümerbank'ın hangi şartlarda verildiğine bakmamız da gerekiyor. İşte Ziraat Bankası'nın o dönem hangi şartlarda görev zararı yaptığını, neden görev zararı yaptığına bakmamız gerekiyor. Bu görev zararlarının nereden kaynaklandığına bakmamız gerekiyor. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman ve bütün bunları 2001 krizindeki banka soygunlarıyla birleştirdiğimiz zaman Türkiye ekonomisine çok önemli ölçüde yük olduğunu görürüz. Yani işte milyar dolarlarla ifade edemeyeceğimiz, ölçemeyeceğimiz, işte 300 milyar dolardan bahsediyor, 500 milyar dolardan bahsediyor falan, ama bunu 2001 kriziyle 94 kriziyle birleştirdiğimiz zaman 28 Şubat sürecini bunu ölçemeyiz. Şimdi dolayısıyla peki o zaman Refah Yolu Hükümeti bütün bu uygulamaları yaparken ne oldu da geri çekildi, gücü yetmedi diye baktığımızda esasında Türkiye'nin o dönemde 90'lı yıllarda küresel sermayenin yeniden yapılanması çerçevesine baktığımızda, Amerika tarafına baktığımızda, Avrupa tarafına baktığımızda Refah Yolu Hükümeti'nin yaptığının esasında küresel tarafa da özellikle Erbakan tarafının bir meydan okuma olduğunu da bir parça görebiliriz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Onların bıraktığı yoldan aslında AK Parti devam etmiş midir? Önemli ölçüde devam etmiştir. Hem 2001 krizindeki yaraları sarmıştır. Bunu önemli ölçüde başarmıştır. Hem de bakın o zaman işte havuz sistemi vardı, söyledim. Basit bir sistemdi ama çok önemli bir sistemdi. İşte döviz tevdiat hesaplarının yurt içine getirilmesi vardı. Kamu borçlanma gelirinin düşürülmesi ve denk bütçe vardı. Türkiye'nin daha az faiz ödemesi vardı ve Türkiye işte binde 5 yani %5000'ler faizlerden işte bugün neye geldi? %5'lere, 6'lara faize geldi. Ama bakın hala bunun izlerini görebiliyoruz. Hemen bir iktisatçı olarak şunu da belirtmek istiyorum. Çok güncel bir şey. Örneğin dün hazinemiz borçlandı. Hazine işte 7,5'tan borçlandı ortalama. Ama Merkez Bankası banka sistemini 5,8'den fonluyor. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bu aradaki fark gene bizim cebimizden çıkıyor. Bugün kalıntısı kaldı bunun, ama bu kalıntı da yine bizim cebimizden, Türkiye halkının cebinden çıkan bir paradır. Ama bunun kökü nereye dayanır? 28 Şubat hikayesindeki ve ondan önceki soygun sistemine, yağma sistemine dayanır. İşte mesela Demirel'in imzaları vardır hep bu havuz sisteminin bitirilmesi ve ondan önceki İşte devlet hesaplarının yurt dışına değerlendirilmesinde de Demirel'in hep imzaları vardır. Ve dolayısıyla bugün o dönemde siyasi pozisyonu güçlü olan işte başbakan düzeyinde olsun ve diğer siyasilere baktığımız zaman bugün Türkiye'nin demokratikleşmesi konusundaki aldıkları tavra baktığımız zaman, işte Ergenekon yargılamaları konusundaki aldıkları tavırlara baktığımız zaman bu siyasi figürlerin 28 Şubat'ı bunların gerçekten kotardığını, askerle birlikte hatta askerden daha fazla bunların kotardığını da çok açık olarak görebiliyoruz. Peki bu batan bankalarla, çoğu banka için batan, çoğuları da batırıldı, batırılan bankalar diye şey addediyorlar. Sizin bunlarla ilgili fikriniz nedir? Yani bazıları bundan da rant sağladı diyorlar, bazı banka sahipleri batırılan bankalar durumundan. Siz ne düşünüyorsunuz buna ilgili? Tabii, yani şimdi bakın sistem şuydu. Yani banka, devlet mevduat garantisi vardı ve bankaların içi boşaltılıyordu. Hatta son geceye kadar banka kasaları 2001 krizinde biliyorsunuz boşaltıldı.
ve devlet mevduatlarda devlet garantisi olduğu için banka sahipleri, bankaları dediğiniz gibi batırdılar gerçekten ve bütün yükünü devlete bıraktılar. Yurt dışına kaçtı büyük bölümü yargılandı ve çok ucuz da yırttılar açıkçası. Ve hala Türkiye halkı yoksulluk çekerken onlar işte yurt dışında bu paraların işte hortumladıkları paralarının hesabını doğru dürüst vermeden yine refah içerisinde yaşıyorlar. İşte yarım yamalak bir yargılama oluyor bence. Burada bunların gerçek anlamıyla yargılanabilmesi için bütünü görmek lazım. O bütünü gördüğümüz zaman da işte bugün 28 Şubat darbesini yaptı diye, postmodern darbesini yaptı diye cezaevinde olan askerler var. Ama bunların yargılanmasının da ben göstermelik olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkasındaki ana akım medyayı yargılamak lazım. Yani o işte 7-8 kere zıplayan çekirgeleri yargılamak gerekiyor. Artık şunu söylüyoruz. Bunu biz onları affetmiyoruz. Ama yargıya havale edemediğimize göre Allah'a havale ediyoruz. Ve umarım yeni bir anayasa yaparız ve yeni bir sayfa açarız diye düşünüyorum. Evet. Birazdan Vatan 25 Bank'a geleceğiz. Burada da elimizde hepsinin çözümleme sürecinde yaşananlar, birazdan bunları göstereceğiz. Bunların bir özetini de anlatacağız. Daha uzun uzun, daha bu bir başlangıç. Bütün o 25 banka ne oldu, hangisi batırıldı, hangisi diyelim iktisadi hatalarla battı da o hatasının karşılığında TMSF'ye borcunu ödedi, kimi ödemedi, ödemediği halde kimileri ne yatıyor mu, yatmıyor mu? Sonra hiç değinilmeyen başka bankalar var mı? Yahut başka adı banka olmayan başka finans kuruluşları var mı böyle hortumlama operasyonuyla bu milletin paralarını, fakir fukara Türk halkının paralarını, ki o zaman çok daha fakirdik. Şimdi de 10 bin doları bulduk, 800 milyar dolara doğru gidiyoruz ama hak ettiğimiz değer bu değil. 20-25 bin dolarları görmeliyiz millet olarak, bunu hak ediyoruz. O dönem 2 bin dolar milli gelir. Toplam 280 milyon dolar gibi bir şey var. Yani toplam milli gelir var. 250 hatta daha düşük. Başta sonra bu fakir milletin paralarını hortumladılar. Açta açıkta milyonlarca insan bıraktılar. Ve bu 28 Şubat darbesi bürokrat, bankacı, siyasetçi, asker dörtgeninde akıl almaz bir tezgah kurdu. Biraz onun detaylarına gireceğim. Ama önce az sonralarda verdiğimiz gerçekten benim içimi titreten bir adaletsizlik olayından size bahsetmek istiyorum. Kandıra cezaevinde yaşanan bir olay. Bir mahkum kardeşimiz aramış. Durum kritik. Zannediyorum o dosyaya hatırladığım kadarıyla kendi dükkanlarına biri giriyor ve onu öldürüyor. Nefsi müdafaa olarak yahut diyelim belki ona göre davranması gerekirdi. Öldürmek fazla aşırı olduğu için ona göre ceza alıyor. Ve hapishaneye giriyor. Beni öldürecekler diyor. Telefonda bunu söylüyor. Bunu der demez işte birazdan kamera kayıtlarını size göstereceğim. Telefon konuşmasını doğru düzgün tamamlayamadan gardiyanlar geliyor. Kelle tulumba götürüyorlar adamı. Bir garip durum. Beni öldürecekler baba diyor. Savcıyı çağırın diyor. Annesine söylüyor. Bundan birkaç gün sonra kendi hücresinde asılı olarak bulunuyor. Ve bu bundan yaklaşık bir yıl önce oldu ve bu intihar olarak kayıtlara geçiyor. Sonrasında bunun üstüne savcılık gidiyor. Nedir anlamaya çalışıyor. Ve en sonunda çok şükür oradan da zannediyorum cezaevinin içinden de vicdanlı insanların yardımıyla bu kayıtlar ortaya çıkıyor. Bu skandal ortaya çıkıyor. 2012 Türkiye'sinde böyle bir şey olmaz. Olamaz. Her mahkum işlediği suçu elbet çekecektir. Ama bu onların hapishanede böyle pisi pisine öldürülmesi, böyle skandalların olmasına müsaade edeceğimiz anlamına gelmez. Dostoyevski'nin dediği gibi bir memleketin uygarlık seviyesi hapishanelerinden ölçülür. Hapishanelerde hangi sebeple olursa olsun insanlara
Önce adil yargılanmalı, sonra da insani koşullarda yaşamaları sağlanmalıdır. Zaten özgürlüklerinin kısıtlanması en büyük cezadır. Siz adamı en lüks yerlere otursanız özgürlüğünün kısıtlanması büyük cezadır. Ki zaten o ortamda bir insanın dayanması zaten çok zor. Onu daha da böyle sürünsün, gebersin, işte öldürülse bize ne? Böyle bir şey diyemeyiz. Biz medeni bir ülkeyiz. Öyle olmalıyız. Demokratik hukuk devleti olmalıyız. Böyle rezaletlerin de işte bizlerin de burada televizyoncu olarak, gazeteci olarak, köşe yazarı olarak görevi bunları gündeme getirmektir. Önce bu durumu bir izleyelim. Kandıra cezaevindeki bu felaketi bir görelim. Sonra bahsettiğimiz vefat etmiş kardeşimizin avukatı canlı yayında olacak. Onunla işin detaylarını görüşeceğiz. Şimdi bir VTR'mize gidelim. Beni öldürecekler dedi. Birkaç gün sonra cezaevinde ölü bulundu. Hasan Özer, 6 yıl önce babasına ait hurdacı dükkanına giren bir hırsızı öldürdü ve polise teslim oldu. 4 yıl Silivri ve Metris cezaevlerinde yatan Özer, daha sonra Kocaeli Kandıra'daki cezaevine nakledildi. Ailesi 2 Ekim 2011 günü Özer'den bir telefon aldı. Beni öldürecekler oğlum. Öldürecekler mi? Bugün hemen Cumhuriyet Savcılığına çıktılar. Cumhuriyet Savcılığına mı çıktın? He, nöbetçi savcı. Bu telefon üzerine savcılığa başvuran aile oğullarının cezaevinin değiştirilmesini istedi. Ancak Özer bu olaydan birkaç gün sonra tek başına konulduğu geçici koğuşunda ölü olarak bulundu. Kameralara yansıyan görüntülerde ise Özer koridorda hızla koşuyordu. Peşinden gelen gardiyanların sayısı 8'di. Gardiyanlar tarafından yere yatırılan Özer'in elleri arkadan bağlandı. Ardından da bir odaya sokuldu. Özer koridor boyunca oradan oraya böyle taşındı. Cezaevi olayın intihar olduğunu iddia etti. Ama aile oğullarının ölümünde ihmal olduğu görüşünde. Başından beri bu ölüm vakasının bağıra bağıra gelen bir ölüm olduğunu ve buna karşı da birçok kurumun kayıtsız kaldığını ifade ediyorum. ...28 Şubat sürecinde tam 25 banka battı. Peki ama bankaların içi kimler tarafından nasıl boşaltıldı? Bu ekonomik suikastların arkasında kimler var? Batık bankaların Türk ekonomisine maliyeti ne oldu? Tüm bu soruların cevabı az sonra. Evet, hakikaten benim izlerken bile kanım dondu. Şimdi önce şunu söylemek istiyorum. Avukat Hanım, Nazan Hanım hattımızda ama birazdan kendisiyle konuşacağız. Bu skandalın detaylarını öğreneceğiz. Bakın, bu kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ve hakikaten avukat hanımın söylediği gibi ölüm göstere göstere gelmiş. Öldürüleceğim diyor. Annesine babasına söylüyor. Annesi babası da herhalde anladığım kadarıyla paralize oluyorlar. Yani orada bir felç oluyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ve gerekli müdahale yapamıyorlar. Bir gardiyanların bir zulmü var. Alıyorlar adamın kelle tulumba. Bu görüntüler Türkiye'ye yakışmıyor. Ama biliyorum ki eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye geçiş yaptığımız bu süreçte, bu geçiş dönemi sancıları, bu sıkıntılar yaşanıyor, hala yaşanıyor. Buradan bütün kader mahkumlarına sesleniyorum. Her ne sebeple hapishanede olursanız olun, eğer bir kötü muamele, buna benzer bir şey görüyorsanız, elinizde ciddi kanıtlarınız varsa bizi arayın. Arkadaşlarımız şu an numarayı yazsınlar. Her ne koşulda olursa olsun, bu illa Ergenekon sanığı, balyoz sanığı olacak değil. Zaten Ergenekon ve balyoz davalarına olan itirazlar genel adalet sistemini gözden geçirmemize vesile olursa anlamlıdır. Yoksa darbeciler kurtulsun, işte Türkiye'deki karanlık adamlar, onu bunu öldüren derin delit aktörleri kurtulsun diye bu propagandaları yapıyorlarsa Allah belanızı versin. Genelde ikincisinin yaptıklarını biliyorum. Yoksa cezaevinde
kalmak zorunda kalan yurttaşlarımız hiçbirinin umurunda değil. Bu baronların umurunda değil. Bunu biliyorum ama benim umurumda. Ergenekon'dur, balyoz, bunlara olan itirazlar her ne sebepten olursa olsun tutuklu ya da mahkum olarak şu an cezaevlerimizde bulunan bütün vatandaşların haklarını korumak benim görevim. Eğer bir suç işlemişlerse yakalarına sarılmak yargının görevi, bizim de yargıyı desteklemek görevimiz. Suçlular artık kimilerine dokunulmasın, kimileri dokunulmaz ilan edilsin. Böyle bir dönem yok. Herkese dokunulacak, herkes suç işlemişse, varsa böyle bir illegal işe bulaşmıştı, yargılanacak. Bunu hep söylüyor ama bu yargılama süreci adil olacak. Tutuklu yargılanıyorsa tutukluluk haline saygı duyulacak. Orada cezaevi koşullarına, mahkum olduysa aynı şekilde mahkumiyet durumunda da içeri girdiler, sürünsünler. İşte öldürülmüş, Allah'a şükür bir yıl sonra ortaya çıktı bu. Biz de bugün işliyoruz. Onun için bütün haksızlığa uğradığını, zulme uğradığını düşünen vatandaşlarımız kader mahkumu ya da başka şekilde bize yazsınlar. Ha bu yeterince bir dosyanın üzerine gidemiyorum diyen bir savcı kardeşlerimiz, hakimlerimiz, emniyet mensuplarımız, onlar için de bu geçerlidir. Beni durduruyorlar vesaire. Ne varsa biz burada inceleriz. Kanıtlara bakarız, belgelere bakarız. Sizin görüşünüzü de alırız. Ne gerekiyorsa yaparız ama dediğim gibi Dostoyevski'nin söylediği gibi bir milletin uygarlık seviyesi cezaevi şartlarından ölçülür. Bunu da unutmamamız lazım. Şimdi avukat hanımı bağlayalım. Avukat hanım hatta mı arkadaşlar? Evet. Evet avukat hanım, geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu olayı bize bir anlatır mısınız? Bir yıl evvel Kandıra cezaevinde yaşandı bu skandal değil mi? Bir hiç evet. Bilmeyen izleyicilerimiz için nedir, nasıl oldu? Şu an yargı aşamasında mı? Bize bir özetler misiniz süreci? Tabii, küçük bir özet vereyim. Maktul Hasan Özer adam öldürme suçunun faili olması iddiasıyla yargılanmakta. Evet. Yargılaması Bakırköy 8 Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmekte ve tutuklu. Tutuklu değil mi? Mahkum değil, evet. Tutuklu. Hayır, dava evet. Devam etmekteyken bu süreç oluyor. Ve bu kişi bu tutukluluk sebebiyle de Kandıra cezaevinde tutulu bulundurulmakta. Evet. Cezaevinde Eylül ayının ortalarından itibaren sürekli darp edilmekte ve yoğun baskı altında bulunmakta. Eylül 2011'den itibaren evet, Kandıra evet. cezaevinde evet. darp ediliyor. Bu darp devam. Edilenler onun öldürdüğü iddia edilen kişinin akrabaları mı? Ne sebeple darp ediliyor yok, avukat hanım? Yok, yok değil. Zaten o da ayrı bir iddia. Onu da isterseniz ifade edeyim. Kimler darp ediyor? Şimdi bu bölümü isterseniz tamamlayayım. Daha tamam. Sonra faillerin kimler olduğu olabilme ihtimallerini evet. konuşalım isterseniz. Tabii. Şimdi bu sürekli darp ediliyor ve aile olağan ziyareti sırasında oğullarını Eylül ayı itibarıyla gittikleri görüşte böyle görünce görüş kabinlerinin önünde feryat figan kimseni bu halde soktu diye bağırış çağırış meydana geliyor. Ve oranın düzen ve intizamı gerekçesiyle de aile ters kelepçe yapılmak suretiyle görüş mahallinden uzaklaştırılıyor. Ve bu olay nedeniyle de 3 ay görüş yasağı veriliyor aileye. Ve bu ölüm olayı da zaten bu görüş yasağının olduğu süreçte çakışmaktadır. Ekim ayında oldu değil mi o? Eylül ayının 14'ünde bu bahsettiğim olay oluyor. Evet. Ekim ayının 6'sında artık sabah sayımında Hasan Özer'i ipe asılı vaziyette buluyorlar. Bir yıl önce. Bir yıl yaklaşık bir yıl önce. Bir yıl 10 günü aşkın evet, bir evet. süre oldu. Evet. Şimdi Eylül ayından itibaren bunlar oldu dedik. Daha sonra bu görüş yasağının olduğu ama telefon görüşme hakları var biliyorsunuz tutulu bulunan kişilerin. Tabii. Bu hakkından yararlanırken Hasan Özer de aileyle konuşurken 2 Ekim gününde sizin de yayınlamış olduğunuz o konuşmayı yapıyor. Evet. Bu süre 10 dakikadır ama görüntülerden de anlayacağınız gibi 2 küsur dakika sonra yani şu bölüm net çıkmadı zannediyorum. Anne sürekli şeyi söylüyor oğlum git müdüre çık, oğlum evet, git müdürle konuş. Evet ben gördüm. Evet. Ama Hasan Özer şunu söylüyor. Zaten müdürü öldürecek anne. Şimdi zaten müdür öldürecek mi diyor? Cezaevi evet, müdürünü mü? Evet, evet. Zaten müdürü öldürecek anne diyor. Şimdi o lafı duyan gardiyanlar mı üzerine atlıyor?
Tahmin ederim ki o anda ya Hasan Özer o bunu söylemiş olmanın verdiği bir kendisindeki basıyla ve B14 koğuşunda tutuluyor. Bu koğuşa gitmek istemiyor. Çünkü orada sürekli kesiler meydana geliyor nedense vücudunda ve bunların hepsini de Hasan Özer kendi kendine yaptı deniliyor. Ve o koğuşa beni sokmayın diye. Buna ilişkin diğer tutuklu veya hükümlülerle de görüştük. Tahliye olanlarla da görüştük. Onların da tanıklık yapacakları konular var bu hususta. O koğuşa gitmek istemiyor. Beni öldürecekler diyor. Bunun ikisinde hemen teyit eden bir vaka anlatayım. İkisinde bu telefon görüşmesi olunca tekrar B14'e sokuyorlar. Ve üçünde yine bu infaz kurumundaki memurların, koruma memurlarının tuttuğu bir tutanak var. İlginizi çeker zannediyorum. Çünkü bu telefon görüşmesinden sonra aynı B14 koğuşuna konuluyor ve tutanak şöyle diyor, Hasan Özer banyoda boynunu kesmiş oldu. İntihar diye, intihar diye bunu sunuyorlar değil mi? Daha ölmedi ama ölümünden 2 gün önceki olay bu. Telefondan 1 gün sonra gene aynı B14 koğuşunda boğazı kesiliyor. Peki orada bunun üzerine ailesi Kandıra'ya niye gelmiyor avukat hanım? Yani hemen müdahale etmek gerekmiyor mu? Çok özür diliyorum. O bölümü atladım. Ayın 2'sinde bu çocuk bu telefonu yaptıktan sonra hem anne hem baba Kocaeli Cezaevi Başsavcılığına gidiyor ve ikisi de ayrı ayrı koşa koşa aynı gün itibarıyla aile İstanbul'da ikamet ediyor. Koşarak Kandıra'ya gidiyorlar ve savcılığa dilekçelerini sunuyorlar. Ama maalesef ki sizin de şimdi belirttiğiniz gibi o dilekçenin içinde can yok, ruh yok. Savcılık için sadece bürokratik bir evraktan öteye gitmemiş bir şey. Olmaz öyle. Ama öyle olmuş. Evet, evet. Olmaz da öyle olmuş. İsyan ediyoruz burada. Siz evet bize anlatmaya devam edin sonra ben yormayacağım. Hayır ben bu bölümü somut söylüyorum. İddia etmiyorum. Çünkü bakın bir cezaevi savcısı gerçekten sıcağı sıcağına bir şeyleri hele can kaygısı, yaşam kaygısı var ise derhal harekete geçmesi gerekmez mi? Tabii herhangi aynen bir, ben demin onu ben iddia demedim. Ben isyan ediyorum dedim. Yanlış anladım evet, herhalde. İsyan evet. ediyorum. Bu çok büyük pardon, bir, çok büyük bir haksızlık. Anladım. Evet i̇syan peki ediyorum. Yanlış anlamışım. İddia anladım ben. Şimdi ben burada gerçekten anında gösterilen o adli kurumların anında göstermesi gereken refleksleri de göstermemiş olduğunu düşünüyorum. Şimdi savcılık makamı bu ihbarı aldığı zaman aileden alır almaz derhal cezaevine gidip ya da başka görevler aracılığıyla bu şahısla Hasan Özer'le konuşsa kaygısı nedir? Aynen. Problemi nedir? Acaba gerçekten bakın şunu da söylüyorum gerçekten cezaevinde tutulu bulunması nedeniyle psikolojik durumu bozulmuş olabilir. O da olabilir. Bu da, o da olabilir. Bu da olabilir de bunu söylerken gene cezaevi koşulları ancak bozmuştur o kişinin psikolojik durumunu. Cezaevi koşullarını konuya başlarken anlattığınız gibi evet. O koşulların insani olması meselesine girer. Doğru. Orada eğer psikolojik durumun bozulduğunda düşünsek. Varsayalım ki psikolojik durumu bozuldu, intihar etti ya da birileri tarafından ki burada tabii ki kuvvetli şüpheliler oradaki görevliler oluyor. İnfaz koruma ve ceza infaz kurumu görevlileri olmakta birinci derecede. İhmal terahi ya da bizzat o fiili yapmak suretiyle de peki olabilir. Nazan Hanım şunu sormak istiyorum. Evet. Cezaevi yetkilileri müdür ve gardiyanlar niye Hasan Özer'i öldürmek istediler sizce? Yani niye böyle bir şey oldu? Onu nasıl yorumluyorsunuz? Ben şimdi şu anda böyle bir iddiada değilim. Ben şunu söylüyorum. Eğer öyleyse yani siz evet. onu ima ediyorsunuz. Acaba onlar mı? Tabii ki. İki şeyi düşünüyorum. Bir Hasan Özer cinayette iddiasıyla şeydeydi, cezaevindeydi. Bir bu yakınlar tarafından gene cezaeviyle ilişki kurup bir infaz yapılmış olabilir. Veyahut da evet, Hasan Özer'in daha kuvvetli ihtimal sanki. O olabilir ama ya da Hasan Özer'in cezaevinde olmaması gereken kanuna aykırı bir takım şeylerin tanığı olma durumu söz konusu olabilir ve susturulmuş olabilir. Örneğin duyumlarımız var. Belli cezaevlerine sokulması, yasak şeylerin girmesi ya da başka işlerin dönmesi şeklinde olmaması gereken bir iş ya da işleme tanıklık etmiş olabilir. Çok zorladım kendimi inanın ben de. Bu iki gerekçenin dışında peki, bir şey bulamadım. Peki avukat hanım cezaevi müdürü görevden alındı mı? Herhangi bir şekilde oradan açığa peki, alınanlar oldu mu? Tabii bunun cevabını da şöyle vereyim. Bakın Kocaeli savcısı Kandıra savcılığına soruyor. Diyor ki ceza infaz kurumluları görevleri ilgili yürümekte olan bir soruşturma var mıdır?
Kandıra savcısı cevap veriyor. Mevcut delil durumu itibarıyla soruşturma yapılmamaktadır diye. Mevcut delili bütün Türkiye izledi sizlerin basının aracılığıyla. Evet, evet, evet. Burada mevcut delil durumu itibarıyla acaba bir kişinin beyanına dahi başvurulmaması doğal mıdır? Küçücük bir soruşturma yapılmaması doğal mıdır? Asla değil. Yani bu konuda verilen cevap budur savcılıkta. Soruşturma açılması şarttır. Burada kimseyi suçlamak durumu, evet, kimseyi suçlayamayız ama bu görüntüler net. Bir kere karga tulumba bir mahkumun bu şekilde ya da bir tutuklunun böyle telefonu yarımda kesilerek götürülmesi bile skandal. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Ha dediğiniz siz de bir şey kesinlikle söylemiyorsunuz, söyleyemezsiniz. Yani ne cezaevi müdürü, ne gardiyanlar, ne başka bir şey, ama soruşturulmalı, tetkik edilmeli. Yani bu böyle olmaz. Peki hiç cezaevi müdürü yerinde duruyor mu? Ya da diğer gardiyanlar aynen yerinde duruyorlar mı şu an? Bu basında çıktığımdan itibaren durup durmadığı hususunda bir bilgim yok. Ama basında çıktığı ana kadar duruyordu. Evet duruyordu. Peki, herhangi bir değişiklik yoktu. Soruşturmada yürümediğini savcılığın kendi yazısıyla görüyoruz. Peki siz bu görüntüleri bir yıl evvel mi ulaştınız, yoksa cezaevinden vicdanlı bir kardeşimiz mi bunu sızdı? Nasıl bu yeni mi? Çünkü biz yeni gördük bu görüntüleri. Hayır. Yeni gördünüz çünkü biz savcılıktan soruşturmanın bir türlü yürütemedik. Yürütemedik ve dedik ki biz artık kamuoyuyla beraber bu davanın takipçisi olacağız. Kamunun vicdanını sunacağız. Keşke en baştan yapsaydınız. Bu yani kamuoyunun zorlaması olmadan bizim Türkiye'de bürokrasi bazı şeyleri engelleyebiliyor hala maalesef. Hala devlette kendi adamlarını koruma refleksi var mı? Bakın bu bir eski Türkiye alışkanlığıydı. Ergenekon devletinin alışkanlığıydı. Türkiye Cumhuriyeti, yeni Türkiye'nin demokratik olduğuna inanmak istediğimiz, demokratik hukuk devletinde yaşamak istiyoruz, hedefimiz budur. Ama her yani şu anda da Ergenekon devletinden bahsetmeniz mümkün değildir ki. Evet, şu anda onu diyorum. Aynı aynen, ben de size katılıyorum. Yani artık hangisinin devleti? Artık hangi Adalet Bakanlığı'nın tabii ki artık onu diyorum. Yani müsaade edin. Yani artık bunları ben Adalet Bakanlığı'nın da yargının da bu görüntüleri aynı benim gibi tepki verdiğine inanıyorum, inanmak istiyorum. Ve gereğini keşke en başından paylaşsaymışsınız. Hayır, çünkü ben bu görüntüler savcılığın dosyasında mevcut hiçbir yerden el altından elde edilmiş görüntüler değil. Anladım. Yani savcılık mevcut delil durumu derken bu kasetler zaten elindeydi. Haklısınız. Buna rağmen mevcut delil durumuna göre soruşturmayı haklısınız başlatmamıştı. Bu konu vicdanları yaralamaktadır. Savcılara buradan seslenelim. Lütfen bu dosyayı yeniden açın, soruşturun. Ne oldu, ne bitti? Bu kardeşimizin intihar etme olasılığı %1 gibi gözüküyor. Sayın savcılarımız. Adam söylemiş, öldürecekler beni diye. Her ne koşulda olursa olsun araştırılması, soruşturulması şarttır. Bu ilgili kişilerin ifade vermesi, hem oradaki tutuklu ve mahkumların hem çalışanların, yetkililerin. Onlardan biri de konuşmak isterse, ben bu konuda ister cezaevi müdürü, ister diğer cezaevi yetkilileri, ister başkaları, tutuklu yakınları, biz onlara da açığız. Bu dosyayı biz de burada, eğer yeni katılımlar, yeni tanıklıklarla açılacaksa açmaya hazırız. Mühim olan gerçeğe ulaşmaktır. Şu görüntü bir rezalet. Öldürecekler beni anne, öldürecekler beni baba diyor ve 2 gün sonra, 3 gün sonra öldürülüyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı. Bunun vebali hepimizin üzerindedir. Onun için lütfen adaletten, vicdandan ayrılmayalım. Savcılarımız da gereğini yapacaklarına inanıyorum. Buradan da takipçisi olacağız. Avukatlarım, size de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rasim Bey, küçük bir noktaya tabii daha son cümleyle bir evet toparlayalım. Adli tıp kurumundan otopsi anında bir kan alınıyor ve bu kanda da 64 promil alkol bulunuyor. Cezaevi koşullarında tek kişilik geçici hücreye konulmuş birisinin kanında bunun ne suretle çıktığını da ayrıca araştırılması gerektiğini evet düşünüyorum. Alkol girmesi cezaevine yasak herhalde. Nasıl alkol alacak bu adam? Hayır, tek kişilik hücrede beyefendi ve çok ince bir aramadan geçiriliyor her giriş çıkışta. Şimdi bunların haklısın hepsi şahide de bence gerçekten soruşturmaya yapmaya gerekli nitelikte mevcut delil elde edilmiş durumda. Kesinlikle. Ben de aynı kanaatteyim. Bu nedenle bizden gerçekten bu dosyanın basın ve kamuoyu tarafından takip edilmesini bekliyoruz. Çünkü sizlerin ilgisi sayesinde Adalet Bakanlığı ve Bakanlığı bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sanırım soruşturmanın ilerlemesine katkıda bulunulacaktır. Avukat Hanım, biz Adalet Masası programı olarak her zaman adaletten yanayız. Ben gerekirse yarın Adalet Bakanımızı da ararım. Bizzat da konuşurum. Gerçekten bu mesele benim kanımı dondurdu.
ne her kim olursa olsun, ne sebepli olursa olsun böyle bir şey olamaz. Bunun biz takipçisi olacağız. Size buradan söz veriyorum. Bu bütün cezaevinde yaşayan kardeşlerimiz, cezaevinde kalmak durumunda kalan tutuklu, mahkum, kader mahkumu deriz biz ona. Türk milletinin verdiği isimdir. Hapishanede kalan insanlara söylediğimiz sözdür. Hepsi ne sorun yaşıyorlarsa bunu bizle paylaşabilirler. Buradan da ilan edelim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet, burası Adalet Masası. En küçük, isimsiz, işsiz, güçsüz, parasız, ezilmiş, horlanmış en isimsiz kardeşimizden en kalantor adamına kadar burada bir adaletsizlik varsa bu yargılanacak. Bu tabii ki bunu yargı makamları yapacak. Biz de gündeme getireceğiz. Biz sorgulayacağız. Bakın bu gerçekten yani bu Türkiye'ye yakışmıyor. Bize yakışmıyor. Milletimize yakışmıyor. Demokratik hukuk devletine yakışmıyor. Şimdi yine demokratik hukuk devletine yakışmayan ve gerçek bir demokratik hukuk devletinde sorgulanması, yargılanması gereken kirli ilişkilere geçelim. 28 Şubat'ın bankacılık ve finans boyutuna geçelim. Cemil Ertem'in kavramsal çerçevesini demin dinledik. Ben de pazar günü Naçizane Sabah gazetesinde bir yazı yazdım. Orada bir çerçeve çizmiştim. O 28 Şubat'ın bankacılık ve finans boyutunda nasıl işler yürüdü? Bir giriş olarak onu yazdım. Bu programda daha detaylandıracağım. Önce OVTR'yi bir izleyelim. Ardından 28 Şubat'ta nasıl soygunlar yaşandı? Nasıl hortumlama operasyonlarıyla bu milletin parası iç edildi? O konuda konuşmaya devam edeceğiz.